Savunma sanayinde ciddi bir atılım gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli projeleri devam ederken, ülkemizi yanına çekmek ve müttefik olmak isteyen ülkeler tarafından uluslararası ortaklık teklifleri gelmeye devam ediyor. Jeopolitik değeri hiç olmadığı kadar, artan Türkiye'nin NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinin kötüye gidişi, Rusya tarafından bir ittifak kurabilir miyiz teklifine dönüştü. S-400 hava savunma sistemlerini Türkiye'ye veren, Akkuyu Nükleer Santrali'ni Mersin'e inşa eden ve bu sayede Türkiye ile tarihinin en büyük ortaklığını kuran Rusya'dan küresel dengeleri değiştirecek bir teklif geldi ve S-400'lerden sonra S-500 sistemlerinin de Türkiye'ye verilmesi ve hatta ortak üretim yapılması amacıyla Türkiye'de üretim tesisi kurulması teklifi bizzat Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'dan geldi. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre Rusya Savunma Bakanı Shoigu, ilk S-400 ekipmanı Türkiye'ye verildi. Türkiye ile S-500'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türkiye hava sahasını dış saldırılardan korumaya yeter, ifadesini kullandı. Peki Türkiye bu teklife ne cevap verecek? Rusya ile S-500'lerin ortak üretimi gerçekleştirilirse, uluslararası arenada güç dengeleri nasıl değişir? Bu videomuzda Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı S-500 teklifinin detaylarından ve Türkiye'nin bu teklife vereceği cevapla birlikte önümüze çıkan tarihi bir fırsattan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. S-500 Prometei ya da Prometheus halihazırda Rus savunma şirketi Almaz Mantey tarafından geliştiriliyor. Askeri terminolojideki tam ismi ise 55R6M Triumphator olarak biliniyor. S-505 Jenerasyon 1 hava savunma sistemi ve temel hedefleri arasında kıtalar arası balistik füzeler, hipersonik seyir füzeleri ve avcı bombardıman uçakları bulunuyor. Yalnızca savaş uçakları değil, istihbarat, erken uyarı, kontrol ve warning uçaklarına karşı da hava savunması sağlayabiliyor. 600 kilometre etkili balistik savar füzelere sahip S-500'ler aynı anda 10 balistik süpersonik hedefe angaje olup kilitlenebiliyor. S-500'lerin sahip olduğu hipersonik seyir füzeleri 5 maçtan daha hızlı uçaklar ve uzay araçlarını yok edebiliyor. Dolayısıyla sistem 200 kilometre yüksekliğe kadar tam etkinlikle hedeflerini yok edebiliyor. S-500'ler son derece hızlı mobilize edilebilir ve hızlı konumlandırılabilir durumdalar. Mobil füze fırlatma rampaları kullanılarak etkin kılınacak olan sistem S-400'de entegre olarak çalışabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot hava savunma sistemlerinden farklı olarak S-500'ün menzil, irtifa ve etkinlik açısından çok daha güçlü yönleri bulunuyor. Ancak en belirgin farklılık tepki süresinde ortaya çıkıyor. S-500'lerin hedef algılama ve kilitlenme süresi 4 saniye, ancak bu süre Patriot sisteminde 90 saniyeye çıkıyor. 600 kilometre menzile sahip olması, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurabilmesi ve süpersonik füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale getirebilmesi gibi özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda S-500, Amerika Birleşik Devletleri'li Patriot sisteminin üstünde özelliklere sahip. Bu sistemi yeni yeni envanterine almaya başlayan Rusya, S-400 meselesinde iyi bir ortaklık kurduğunu düşündüğü Türkiye ile S-500 meselesinde de ortak çalışmak istiyor. Bu durum hem füze maliyetlerini düşürmek, hem de Rusya'nın Türkiye'nin de dahil olduğu stratejik bir ortaklık kurma planından kaynaklanıyor. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre Rusya Savunma Bakanı Shoigu, ilk S-400 ekipmanı hali hazırda Türkiye'de. Türklerle ile S-500'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türkiye hava sahasını dış saldırılardan korumaya yeter, ifadesini kullandı. Rus askeri dergisi Arsenal Otechestan'ın yayın direktörü Alexey Leonkov, füze savunma sistemlerinin ortak üretim alanında işbirliğinin genişletilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu ve bu işbirliğinin iki ülke içinde büyük avantajlar sunacağını belirtti. Rusya'nın Hindistan'la buna benzer bir deneyiminin olduğunu söyleyen Leonkov, örneğin Hindistan'da tank ve uçak parçaları üretimimiz mevcut. Su-3'ların bazı parçaları burada üretiliyor. Hintliler tankları ve uçakları kendi ekipmanlarıyla tamamlıyor ve kendi silah sistemlerine uyumlu hale getiriyor. Yani Rusya'nın, başka ülkelerle birlikte askeri araç üretimi alanında deneyimi var. İfadelerini kullanarak S-500 projesinde Türkiye'de kurulacak bir üretim tesisi vasıtasıyla ortak üretimin mümkün olabileceğini aktardı. Türkiye'den de daha önce Rusya ile 5. nesil avcı uçaklarının ve hava savunma sistemlerinin üretimi ile ilgili işbirliğinin mümkün olduğu yönünde açıklamalar da gelmişti. Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili 2019'da açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan,
S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak ifadelerini kullanmıştı. Yani ortak üretim modeline Türkiye'nin de sıcak baktığını söylememiz gerekiyor. S-500, Rusya'nın en gelişmiş yüzeyden havaya füze savunma sistemi olarak biliniyor. Rusya ile Türkiye'nin S-500 sistemini ortak üretmesi halinde Türkiye için olumlu ve olumsuz bazı sonuçlar yaşanacağı aşikar. Öncelikle bu işbirliği imzalanırsa Türkiye, Rusya'nın en yeni ve en gelişmiş hava savunma teknolojisine erişim sağlamış olur. Türkiye, S-500'ün üretiminde yerli katkı payını artırarak teknoloji transferi yapabilir ve kendi savunma sanayinde geliştirdiği Hisar ve Siper hava savunma füzelerini daha fazla geliştirme fırsatını elde eder. Türkiye, S-500'ü potansiyel tehditlere karşı caydırıcı bir güç olarak kullanarak ulusal çıkarlarını daha güçlü bir şekilde koruyabilir. Türkiye ve Rusya arasındaki savunma işbirliği, iki ülkenin küresel siyaset alanındaki işbirliğini de güçlendirebilir. Örneğin, Suriye, Libya, Afganistan gibi bölgelerde ortak çıkarlar doğrultusunda daha fazla koordinasyon sağlanabilir. Ayrıca, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler de savunma işbirliğinden olumlu etkilenebilir. Ancak bu işbirliğinin olumlu sonuçları olacağı gibi olumsuz yanlarının da olacağı aşikar. S-400 meselesinde Türkiye'ye yaşatılanlar malum. Batı devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ambargo üstüne ambargo uygulamışken, bir de S-500'lerin ortak üretilmesi, Türkiye'nin NATO'dan zorla çıkartılmasına kadar giden bir süreci başlatabilir ve bu sebeple Batı tarafından tamamen dışlanabiliriz. Ayrıca son yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte, Rusya'ya karşı tüm dünyada biriken öfke bir anda Türkiye'ye yönlenebilir ve ekonomik yaptırımlara ek olarak uluslararası alanda Türk mallarına boykot uygulaması dahi başlayabilir. Ayrıca Türkiye ve Rusya'nın bu yakınlaşması sonrası Türkiye'nin ben tarafsızım diyerek boğazları savaş gemilerine kapalı tutması da çok mümkün olamayacak ve bu durum ülkemizi ciddi manada dara sokabilecektir. Uzun lafın kısası Ruslar bu teklifi kara kaşımızın hayrına yapmıyor. Tabii ki Türkiye'den bekledikleri bazı tavizler ve bu anlaşmayla elde etmek istedikleri bazı çıkarlar olacaktır. Bu noktada hangi kararı vereceğimiz ülkemizin önümüzdeki 50 yıllık yol haritasını belirleyebileceği için iyice düşünüp taşınmalıyız. Türkiye ve Rusya arasındaki savunma işbirliği, iki ülkenin küresel siyaset alanındaki rekabetini beklenenin aksine artırabilir de. Örneğin, Ukrayna, Gürcistan, Kafkasya gibi bölgelerde farklı çıkarlar nedeniyle karşı karşıya gelebiliriz. Ayrıca, Türkiye ve Rusya arasındaki savunma işbirliği, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri de zorlayacaktır. Tabii ki baştan bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Belki de Türkiye ve Rusya arasındaki savunma işbirliği sadece teknik bir konu olarak da kalabilir ve siyasi bir boyut kazanmayabilir. Sonuç ne olursa olsun Türkiye'ye yapılan bu teklif tarihi bir fırsat olarak görülmeli ve verilecek cevap iyi hesaplanmalıdır diyelim. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?